Şenel'le lezzetlerden herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel, çok değişik, farklı bir tatlı tarifiyle geldim arkadaşlar. Telli baba tatlısı çok lezzetli, çok da güzel. Mutlaka bayramda misafirlerinize yapın diyorum. Ve merak edenler için nasıl yapılır hemen tarife geçiyorum. Tatlımızın yapımına şerbetini yaparak başlayalım. Bunun için tenceremize 2,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Ve şerbetimizi ocağa alıyoruz. Şekerini iyice karıştırıp eritelim. Kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Kıvamlı bir şerbet olacak. Hemen ocağımıza alalım. Şimdi tatlımızın hamuruna geçelim arkadaşlar. Tatlımızın hamuru için 100 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. İsteyen tereyağı kullanabilir, isteyen margarin kullanabilir. 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Bir tane yumurta kullanacağız. Bütün yumurta. 1 çay bardağı yoğurt. Şimdi sıvı malzemelerimizi güzelce iyice karıştıralım. Şöyle yarım yemek kaşığı, yani 1 tatlı kaşığı kadar da sirke koyuyorum. Daha kıyırlık vermesi için tatlıya. Evet, şimdi 1 su bardağı irmiğimiz var. İrmiğimizi ilave edelim. Yaklaşık 3 su bardağı un koydum. Şöyle yavaş yavaş önce yarısını, daha sonra diğer yarısını koyacağım. Tatlımın kıvamına göre bakacağım. Şöyle yarım pakette kabartma tozu kullanıyorum. Bir paket kullanmayın. Çok fazla kabartır. Yarım paket yeterli. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Evet, hamurumuz hala kıvamı cıvık. Unumu biraz daha ilave ediyorum. Kalan unumun hepsini koyayım. Anca denk gelecektir. Şimdi yoğurup bakacağız. Tekrar un isteyecek mi? Yoksa bu kıvam yeterli mi? Kıvamı hala biraz istediğim gibi olmadı arkadaşlar. Şimdi yarım su bardağı daha un ekliyorum. Şöyle tekrar yoğuruyorum. Evet, tatlımız için şöyle 250 gram kadar kadayıfı 1 su bardağı cevizle, kırılmış cevizle ve 1 yemek kaşığı şeker ile karıştırıyoruz. Benimki şu an çok az. Benim hamurum az olduğu için içini az hazırladım. Ama siz videonun altındaki açıklama kısmındaki malzemelere göre yaparsanız 1 fırın tepsisi elde edersiniz. Benim hamurum bugün artan bir hamur olduğu için az bir hamur. Ama size şöyle şeklini göstereceğim. Videoda tam ölçülü hamur yoğurdum. O ölçülere uyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güzelce yuvarlakça açıyoruz. Açabildiğimiz kadar inceltelim. İçerisine cevizli, kadayıflı harcımızdan koyuyoruz. Kenarlarını, içini bastırarak kenarlarını topluyoruz. Şu şekilde ağzını iyice kapatıyoruz. Evet, bu şekilde tepsimize diziyoruz. Tepsinizi yağlamayı unutmayın. Şimdi yine tekrar göstereceğim. Hamurunuz istediğiniz tatlıda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de öyle yaptım. Yarısını başka bir tatlı hamurunda kullandım. Şimdi yarısını da bu tatlıda kullanıyorum. Şimdi yine birazcık kadayıf ve birazcık ceviz ekliyoruz tatlımıza. Güzelce kapatıyoruz. Poğaça gibi yuvarlayarak tepsimize alıyoruz. Evet, tatlımız 8 tane çıktı. Kalan hamurumla yaptığım için arkadaşlar, sizlerinki tam ölçüsüyle beraber bir fırın tepsisi dolusu çıkacak. Şimdi tatlımızı 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra soğumuş olan şerbetimizle buluşturuyoruz. Evet, tatlılarımız fırından çıktı. Hemen şöyle şerbetini döküyorum. Yine verdiğim ölçülerdeki şerbet miktarı bir fırın tepsisi dolusu tatlıya denk gelir arkadaşlar. Ben dediğim gibi hamurun yarısını başka bir tatlıda kullandığım için kalan şerbetimi döktüm. Şimdi bir 2 saat kadar şerbetin çekmesini bekleyelim. Şimdi şöyle bir tutam kadayıfımı küçük küçük parçaladım. Şöyle pinçikledim. Şimdi bunu yavaş yavaş yapışmaz tavada kavuracağım. Evet, kadayıfımız kavruldu. Altını kapattık. Hafifçe karıştırmaya devam edelim. Tekrar tavada yanmasın. Bir tabağa alalım. Soğumaya bırakalım. Evet, kadayıflarımızı soğuttuk. Şimdi şerbetin içinde bekleyen tatlımızı şöyle alalım. Güzelce kadayıfımızı her tarafına bulanacak şekilde yapıştıralım. Evet, bu şekilde kadayıflar daha sonra yumuşayacak. Şu an çıtır çıtır da yenilir. Çok daha güzel lezzet verecek tatlıya, çıtır çıtır. Hemen şöyle tabağımıza alalım. Evet, bu şekilde tabağımıza alıyoruz. Hepsini bu şekilde yapalım. Evet, tatlımız sunuma hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok da lezzetli. Sunumu da çok şık bir tatlı. Mutlaka deneyin diyorum. Dışındaki kadayıfın çatırlığı çok güzel lezzet verecek. Yumuşayınca da çok güzel olacak. Şimdi şöyle sizlere bir tanesinin içini açıp göstermek istiyorum. İçinde biliyorsunuz kadayıfla ve cevizle doldurduk. Şöyle hemen. Cevizden dolayı tam kesilmiyor. Şöyle açıp göstereyim. Bakın, içinin kadayıfına kadar şerbetin tam çekmiş. Mükemmel bir lezzet arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Çok farklı, çok da güzel, çok da lezzetli, misafirlerinizin bayılacağı nefis bir tarif arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere hep yenilikler sunmaya çalışıyorum. Farklı tarifler sunmaya çalışıyorum. Beni desteklerseniz sevinirim. Bu yüzden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünkü tarifimizin de yine sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.